Bugünkü konuklarım Seat Leon ve Peugeot 308. Bu iki otomobil kompakt sınıfın en sportif iki tane üyesi ve hem kompakt sınıf kullanışlarını hem de biraz daha sürüş keyfi arıyorsanız bu iki otomobil tercihleriniz arasında olacaktır muhtemelen. Motorları, şanzımanları vesaireleri her şeyi denkleşiyor bu otomobillerin. Yani güzel bir karşılaştırma olmasını bekliyoruz. O zaman bu iki Akdeniz'den kim geçer görelim. İki aracın boyutları oldukça yakın. Bunun da sonucu olarak da bagajlarında da benzer bir sunum bekliyorsunuz. Ama tam olarak öyle değil. Bazı mühendislik seçimleri farklar yaratıyor. Seat Leon'un bagaj hacmi 370 litre. 370 litre bir önceki nesil kompakt sınıfların ortalamasının üstündeydi. 350 litre civarlarında ortalamalar vardı ama yeni yeni modeller artık o ortalamayı biraz yukarıya çekmeye başladı. Hatta küçük sınıftaki modeller artık yaklaştığı için bu bagaj hacmine kompakt sınıf ortalamalarının hemen altında kaldığını söyleyebiliriz. Leon'un bagaj hacmi için. Buna karşılık olarak 308'in bagaj hacmi 420 litre ki bu ortalama yükselten modellerden bir tanesi de 308 oluyor. 420 litrelik hacimle 370 litrelik hacim arasındaki o 50 litrelik fark günlük hayatta çok bir şey fark ettirmeyecektir size. Ama uzun yolculuklara çıkarken belki bir kabin boy valiz daha fazla yere sahip olursunuz. Bir kabin boy valizi daha yanınıza alabilirsiniz ekstradan. Bunu da düşünmeniz lazım. Ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz bu işi diye bakmanız lazım. Kullanışlık açısındansa ciddi olarak farklar var iki araç arasında. Örneğin Leon'un hem yükleme eşiğiyle zemini arasındaki fark fazla hem de yan duvarları tamamen düz değil. Çünkü Leon'un bazı versiyonlarında malum çok kollu arka aks kullanıyor. Bunun içinde yerler ayrılmış durumda. Bu sebeple de örneğin sert valizleri yüklerken tamamen duvara yaslayamıyorsunuz. Tekerlek çıkıntılarının kenarında kalmak zorunda kalıyor bu tarz valizler. 308 de öyle değil. 308 torsiyon çubuğuna sahip ve bütün versiyonlarında da aynı arka aks kullanıldığı için de tamamen düz zeminler kullanılmış. Düz duvarlar kullanılmış ve bu sayede hem sert valizler çok rahat bir şekilde duvarlara yaslanabiliyor hem de yükleme eşiğiyle zemin arasındaki fark Leon'un neredeyse yarısı kadar az. İkisinde de var ama buradaki fark çok çok daha az. Belki valizinizi dümdüz çıkartabilirsiniz buradan çok fazla zorlanmadan. Leon'un bu sorunu bir değişken zeminle çözülebilirdi ve Golf'te, kuzeni Golf'te de böyle bir çözüm sunuluyor ama Leon'da ne yazık ki bu çözüm sunulmamış. Eğer bagajları genişletmek isterseniz iki araçta da asimetrik katlanan arka koltuklar var. Kolayca yatırılabiliyor bu koltuklar ama küçük bir zemin farkı oluşuyor. Zeminde bir eşik oluşuyor. Böylece de büyük yükler için atlatmanız gereken bir yer daha oluyor orada. Bu da yine değişken bir zeminle çözülebilecek bir sorundu ama iki araçta da bu kullanılmamış. Ne olursa olsun sonuç olarak bu bölümün kazananı 308 oluyor. Bagaj kullanışlığı konusunda rakibine fark atıyor. İlk olarak Peugeot 308'in arka koltuklarındayız. Bu aracın boyutları kompakt sınıf ortalamalarında ve sunduğu alan da tabii ki kompakt sınıf ortalamalarında oluyor doğal olarak. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi 3-4 parmak kadar bir boşluk var ki bu artık kompakt sınıfta sunulacak en küçük alanlardan bir tanesi. Bundan daha kısasına, daha darına kompakt sınıf demiyoruz artık. Böyle bir alan sunması gerekiyor kompakt sınıf üyelerinin. Buradaki baş mesafesi, burada açılmayan bir cam tavan var ve cam tavan gerçekten inanılmaz yüksek bir ferahlık sağlıyor. Eğer bunu alırsanız baş mesafesinden biraz feragat etmeniz gerekiyor. Neyse ki cam tavanın kenarları oldukça aracın kenarlarına yakın, tavanın kenarlarına yakın olduğu için çoğunlukla oturanların baş mesafesi tavanın kenarlarıyla değil, cam tavanın kendisiyle ölçülecektir. Tavan kapalı olduğunda belki uzun boyluların başı, belki değil kesinlikle uzun boyluların başı tavanın örtüsüne değecektir muhtemelen. Biraz dik konumlu bir arka koltuk sırtlığı var burada ki bagajın fazladan alanı bu tarz seçimlerle sağlanmış. Son olarak da buradaki ferahlık hissi. Bu aracın tavanı açık renk örneğin biraz daha iyileşmiş ama komple koyu renkli bir 308 satın alırsanız buradaki ferahlık hissi biraz daha dar olacaktır. Bunu da aklınızda tutun derim. Kullanılan malzemeler vesaireler zaten sınıf ortalamasında güzel bir kapı içi cebi var. Bol bol alan var burada bir sürü eşyanızı buraya koyabilirsiniz. Şişeler için özel bir bölüm yapılmamış ama yarım litre şişeleri burada çok rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Ayrıca ortada da bir küçük saklama alanı ve donanıma göre de burada bir priz var. 230 voltluk elektrik çıkışı var. Bu güzel bir donanım. Üst seviyelerde, üst donanımlarda bile gelse sadece. Güzel bir donanım çünkü örneğin bilgisayarınızı ya da tabletinizi buradan çok rahat bir şekilde prizden çok hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Hoş bir donanım bu anlayacağınız. Kapı koltukların arkalarında cepler var ve bununla beraber orta tarafa geçebiliriz. Yüksekçe bir şaft tüneli var bu araçta ve vites konsolu da biraz geriye doğru geliyor. Bu sebeple orta bölüme geçmek birazcık sancılı buradan. Orta bölüme geçtiğinizde
Ön koltukların kızakları arkaya doğru çok geliyor. Zaten şaft tüneli de var orada. Ve bu nedenle de yan taraftakilerin ayak boşluklarını tamamen istila ediyorsunuz. Onlara daha dar alan bırakıyorsunuz burada. Minder yüksek, sırtlık sert ve baş mesafesi de artık sınıra dayandı. Şu anda ben dik oturursam burada baya baya değmesine birkaç santimim kalıyor. Benden biraz daha uzun boylular burada seyahat edemeyecektir. Kuvvetli muhtemel. Bu tarafa geri dönecek olursam ayağımı geri sokup kol dayanağı var. Kol dayanağında iki tane bardaklık var. Donanıma göre burada uzun eşyaların yüklenmesi için bir kapak satın alınabiliyor. Ve böylece kayak benzeri eşyaları yükleyebilirsiniz ya da ters taraftan kullanırsanız buradan bagaja erişebilirsiniz. Bunun faydası olur mu bilmiyorum ama burada hayat güzel. Bakalım Leon'da neler var. İki aracın boyutları benzer olsa da bagaj bölümünde söylediğim o mühendislik seçimleri arka koltuklarda fark yaratmaya yetiyor. Bagajdaki 50 litrelik farkının 308'i nereden geldiği de burada anlaşılıyor. Hatırlatayım, benim boyum 1.75, bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi 5 parmaktan biraz daha fazla diz mesafesine sahip Seat Leon. Bagajdaki 50 litrelik fark burada kullanılmış, yani koltuklar biraz daha geride konumlandırılmış bu araçta. Bu da tabii ki size bir seçenek sunuyor, seçim olanağı sunuyor. Daha büyük bagaj mı istersiniz, daha geniş arka koltuklar mı istersiniz diye. Baş mesafesi yönünden de bir avantaja sahip Leon, ama buradaki avantajı yaratan daha çok cam tavanının olmaması. Bu araçta açılır bir tavan var ama sadece ön kısım için ve ortada bittiği için de arkada bol bol baş mesafesi sunuyor Leon. Kuvvetle muhtemel cam tavanı olmayan bir 308'de 3 aşağı 5 yukarı böyle bir arka baş mesafesi sunacaktır. Bu yüzden de çok da fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Ferahlık açısından baktığınızda ise bu aracın cam alanları biraz daha geniş ve bu sebeple de daha ferah hissettiriyor 308'e. Tabii ki yine bunu da cam tavansız bir 308'e kıyaslıyorum. Yoksa bu araçtaki cam tavan gerçekten ferahlık konusunda yani çok çok farklı hissettiriyor. Çok daha fazla ışık alıyor iç mekanına örneğin. Sunuma geçecek olursak saklamalı önce kapı içleri. Kapı içlerindeki plastikler ön kısımdan biraz daha düşük kalitede ama rakibiyle kıyaslandığında çok da önemli bir fark yok. Burada da güzel kaplamalar kullanılmış elinizin daha sık değeceği yerlere. Ama genel anlamda baktığınızda kompakt sınıfın ortalamalarını sunuyor. Saklama alanlarına geçecek olursak 308'in yarısı kadar bir cebi var. Yine bir şişe için alan var burada. Çok da fazla eşyanızı alacak gibi değil ama şişe koyduğunuzda özellikle tamamen dolacaktır burası. Başka eşyalar koyamazsınız. Koltukların arkasında cepler var ama bu cebe elim bile zor sığıyor. Yani buraya bir şey koysanız elini sokup buradan almanız bile çok zor olacaktır. Fazlaca gergin yapılmış, fazlaca sıkı yapılmış bu cep. Kullanışlı oldukça düşük. Ortaya bakacak olursak havalandırma çıkışları var bu araçta. Güzel bir özellik bu da. Ve donanıma bağlı olarak da iki tane USB portu alabiliyorsunuz burada. Arka koltuklar için çok da güzel kullanışlı olacaktır bu USB portu. Oldukça yüksek bir şaft tüneli var Leon'un. Çünkü 4 tekerlekten çekişli versiyonları var malumunuz bu aracın. Ve yine vites konsolu arkaya doğru gelmiş havalandırma çıkışları için. Oraya geçebilirsem ve orta koltuğa oturursam burada yine 308'de olduğu gibi ön koltukların kızakları fazlasıyla geriye doğru geliyor ve benim ayaklarım sığmıyor. Ayaklarım ön koltukların altlarına sokmak zorunda kalıyorum. Yan taraftakilerin diz boşluklarından çalıyorum ama biraz daha az çalabiliyorum burada. Biraz daha içeride tutabiliyorum. Yine yüksek bir minder, yine sert bir sırtlık ve baş mesafesinde de önemli bir azalma var. Burada da yani iki aracın da orta koltukları pek yetişkinler için tasarlanmamış gibi. Bu tarafa geri dönecek olursam kol dayanağım var. İki tane bardaklığım var. Bardaklıklar bu parçalarla saklama alanı olarak da kullanılabiliyor ve genişlikleri değiştirilebiliyor. Güzel, akıllıca, hoş bir çözüm. Yine bagaja ulaşmak için burada bir öz var. Ya da uzun yüklerinizi yükleyebilmek için, kızak vesaire gibi yüklerinizi yükleyebilmek için. Bunların hepsi tabii donanımlarla birlikte gelen şeyler. Sonuca bağlayacak olursak arka koltuklar için bu bölümün kazananı Seat Leon oluyor fazladan. Diz mesafesiyle kullanışlık açısından baktığınızda ise iki araç kafa kafaya gibi. Ama arka koltukların kazananı Leon. ...308'in kokpitinde Peugeot'un son dönemdeki iCockpit tasarım yapısı kullanılmış ve bu da farklı bir tasarım anlamına geliyor. Farklı bir kokpit yapısı anlamına geliyor. Tabii bu farklılık artık biraz daha geride kaldı. Bayağı gözümüz alıştı. iCockpit'in temel taşları küçük bir direksiyon simidi, neredeyse bilgisayar joysticklerinde rastlanacak çapta bir direksiyon simidi, yüksek konumlu gösterge tablosu ve büyük bir ekrandan oluşuyor bu kokpit.
ve gerçekten de ferahlık anlamında vesaire anlamında oldukça iyi bir yapıya sahip. Genel sürüşe etkilerini bu direksiyon simidinin sürüş kısmına bırakıyorum ve kokpitin yapısına geri dönüyorum. Malzeme açısından baktığınızda üstlerde güzel plastikler var. Çok başarılı gerçekten de bu plastikler. Kompakt sınıftan bekleyeceğinizden biraz daha iyi bile olabilir. Bu kapı içlerinde de devam ediyor ve bazı tekstillerle doku hisleri de güzelleştirilmiş. Ama hemen bu ekranın altındaki bu bölümde gerçekten sert plastikler kullanılıyor ve ele beklediğiniz kadar da iyi gelmiyor. Bunu hep söylüyorum, burada da tekrar edeceğim. Dokunduğunuz yerlerdeki plastikler bence daha önemli ve bana kalırsa da makul bir kalite hissi sunuyor bu araç. Özellikle mesela buradaki ses kumanda düğmesinin kalitesi ya da buralardaki silecek ve sinyal kollarındaki plastiklerin kalitesi gayet güzel. Ve alt taraflarda da metallerle vesairelerle bu hisler ya da saten plastiklerle bu hisler desteklenmiş. Ama en azından Peugeot'un 3008 ile başlattığı o kalite atılımını 3008'de başlattığı kalite altını 308'de göremiyorsunuz. Makyajla bu gelebilirdi ama bu fırsatı geri tepmiş Peugeot. Vardır bir bildikleri herhalde. Genel yapının bu kullanışlı kısmına geçecek olursak, bu büyük ekrandan, SIMEC isimli ekrandan bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Aracın klima ayarlarını yapabiliyorsunuz. Navigasyonunuz varsa onu takip edebiliyorsunuz. Araç ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bütün sistemleri açıp kapama işlerini yapabiliyorsunuz. Ve bu ekranın dokunma hassasiyeti vesairesi gayet güzel. Hemen hızlıca tepkiler verebiliyor size. Bu ekranla ilgili eleştirilebilecek tek şey, örneğin geri vitesteyseniz, geri vites kamerası, geri görüş kamerası açıksa bu ekrandan herhangi bir ayarlama yapamıyorsunuz. Aynı anda klimayı ayarlamak isterseniz, mesela sıcak bir günde otoparktan çıkıyorsunuz, klimayı ayarlamak isterseniz bu bir sıkıntı olabilir. Onun dışındaki bütün fonksiyonları gayet rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve en güzel yanı da dokunmatik ekranlar için güzel bir yerde sürüş sırasında gözünüzü fazla ayırmadan yoldan buradaki ekranda ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Alıştıktan sonra da çok pratik hale gelecektir bu ekran. Saklama alanları vesaireleri geçmeden önce burada da aşağıda da birkaç tane kaçış düğmesi, acil durumda kullanılacak bazı düğmeler, örneğin 4D kazı, arka resistans, ön buğu çözücü vesaire gibi düğmeler burada fiziki olarak varlığını sürdürüyor. Saklama alanlarına geçecek olursak, kapı içi cebi güzel, geniş ama şişeler için ayrıca şekillendirilmiş bir yer yok. Şişeleri buraya yatırmanız gerekiyor. Genişliği sayesinde büyük şişeleri alabilir ama şişeleri oraya yatırdığınızda da kullanışlılığı törpülenecektir. Bu bölümün vites kolunun hemen önünde bir küçük göz var ama çok fazla eşyanızı almayacaktır da yine de cep telefonunuzu vesairenizi buraya koyabilirsiniz. USB bağlantısı 12 volt sokette hemen burada yer alıyor. Yani telefonunuzu eğer bağlayacaksanız burası güzel bir yer olabilir. Vites kolunun arkasında bir alan var burada. Kapaklı güzel bir alan var hem de. Bu bölüm isterseniz düz saklama alanı olarak kullanılıyor. İsterseniz de güzel katlanan bir bardaklığı var. Aracın tek bardaklığı bu bölümde yer alıyor. Kol dayanağının altında küçük bir göz var. Yani bir ruhsatı koyduktan sonra hemen hemen doluyor neredeyse. Birkaç eşyanız daha belki alabilir. Kol dayanağı ayarlanabiliyor. Öne alınıyor, yukarı alınabiliyor. Ve böylece kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ama en üst konumdayken mesela direksiyonu çevirmek zorlaşıyor. Bu tabii ki sizin kararınız. Ben koltuğumu biraz yüksekte tutarım. Orta bölüm muhtemelen çoğu insan için iyi gelecektir diye düşündüm. Buradaki alanlar vesaireler, böyle bir bakıyorum başka bir şey var mı atladım diye. Bakalım Leon buna karşılık neler sunuyor. 308'de kıyaslandığında Leon'un kokpiti daha geleneksel bir yapıya sahip. Her şey olması gereken yerde. Direksiyonun büyüklüğü normal. Yine öyle çok büyük bir direksiyon simidi yok ama 308'de farklı olduğu da kesin buranın. Malzeme kaliteleri açısından değerlendirecek olursak, üstlerde yine güzel plastikler var, burada da yumuşak plastikler var ama 308'in malzeme kalitesi açısından üst bölümlerde daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ki kapı içlerinde bu daha da belirgin hale geliyor. Seat Leon'un kapı içlerinde biraz daha sert plastikler var. Çoğunlukla elinizin değeceği yerlerde yine burada da güzel malzemeler kullanılmış. Üreticiler bu konuda hassas davranmışlar, anlayacağınız. Alt taraflara geçtiğimizde ise yine benzer sert plastikler burada da kullanılıyor. Yine 308'de olduğu gibi. Ama kokpitin yapısı nedeniyle buradaki sert plastikler daha göz ardı edilebilecek yerlerde, daha yan taraflarda, elinizin neredeyse hiç değmeyeceği yerlerde. 308'de ise çok ön planda duruyor bu sert plastikler, kaygan plastikler. Kalite algınız açısından baktığınızda Leon daha besleyici olacaktır diye düşünüyorum ki
orta konsolunda mesela bu aracın tamamen lake kaplamalar var, krom detaylar var. Çok şık gözüküyor bu bölüm gerçekten de. Kullanışlık kısmına geçecek olursak yine büyük bir ekran var ama donanıma bağlı olarak farklı büyüklükte ekranlar alıyorsunuz. Leon'da buradaki en üst donanıma ait büyük ekran, en büyük ekran ve bu ekranın kullanışlı vesairesi, grafikleri gayet güzel. Rakibiyle 3 aşağı 5 yukarı benzer bunlar. Tepki süreleri olsun, sunduğu, verdiği bilgiler olsun. Bunların hepsi gayet güzel. Buradaki tek eleştirim benim. Burada örneğin 3 tane fiziki düğme var. Bunlardan bir tanesi ses açma kapama düğmesi ve bu düğme oldukça küçük tasarlanmış. Biraz daha iri tasarlanabilirdi ve ortasındaki simge de sabit değil, düğmeyle beraber dönüyor. Benim pek hoşuma gitmez örneğin bu. Tabii bu sizin kişisel kararınız. Bu ekrandan ayrı olarak bir klima ünitesi var. Bu da klimaya ayrı ayrı müdahale edebileceğiniz anlamına geliyor. Biraz daha kullanışlı konusunda daha rahat olabilir bu kurulum. Saklama alanlarına geçecek olursak kapı içi cebi biraz kullanışsız diyeceğim. Çünkü şişe için ayarlanan bölümü tam ortasında yer alıyor. Eğer şişeyi koyarsanız da iki yanındaki boşluk öyle çok doyurucu olmuyor ne yazık ki. Örneğin benim devamlı yanımda gözlük kabım olur ve o gözlük kabını şişe koyduktan sonra buraya yerleştirmek zor oluyor. Ya da şişe varken oradan gözlük kabını almakta birazcık sıkıntılı oluyor. Genel anlamda baktığınızda 308'de benzer bir alan, sadece kullanışlık açısından ufak tefek sorunu var. Sol tarafta bir ek saklama alanı var. Buraya da birkaç eşyanızı vesairenizi, belki araç ruhsatını en azından koyabilirsiniz. Ve orta tarafa geçtiğimizde bu kapı içindeki eksikliği Leon burada kapatıyor. Vites kolunun önünde güzel bir cep var. Telefonunuzu vesairenizi koyabilirsiniz. Zemini kaymaz plastikle kaplanmış. İki tane USB portu var. Arkadaki iki tane ek olarak burada. Ve bir tane de AUX girişi var. Bunların hepsini bağlayıp burada rahatça kullanabilirsiniz. USB portları birazcık derinde kalıyor. Buradan görmeniz zor ama alıştıkça bunu çok rahat bir şekilde kullanacaksınızdır diye düşünüyorum. Vites kolunun arkasında iki tane bardaklık var. Bardaklıklar birazcık küçük ama yine de teneke kutuları örneğin rahatça alabilirler. İki tanesini aynı anda kullanırsanız birazcık sıkıntılı olacaktır. Arkasında bir saklama alanı daha var. Ek bu bardaklık ve buradaki saklama alanının zeminlerinde de böyle kaymaz plastikler kullanılsaydı hoş olurmuş ama ne yazık ki bunlar yok. Kol dayanağının altında da bir saklama alanı daha var. Derince bir saklama alanı burası. Pek çok eşyanızı burada tutabilirsiniz. Kol dayanağının burada da yükseklik ayarı var. Yine bayağı bir yükselebiliyor. Direksiyonu çevirmenizi engelleyecek kadar, yine 3008'deki gibi ama farklı ayarları var burada da. Hatta 308'den biraz daha geniş bir bantta ayarlanabiliyor bu kol dayanağı. Bütün bu anlattıklarım çerçevesinde bu bölümün kazananı da Seat Leon oluyor. Burada biraz daha güzel kullanışlık var ve en önemlisi de kalite algısı. O 308'in orta bölümdeki fazlaca plastiklerin göz önünde olması buradaki kalite algısını değiştirecektir diye düşünüyorum. Birazcık kişisel kararlar olabilir burada ama kazanan Leon oluyor. İlk olarak Peugeot 308'in direksiyon dizi içinde bulunduğumuz versiyon 1.6 litrelik dizel motora ve EAT 6 otomatik şanzımana sahip. Diğer versiyonlar 1.2 litrelik PureTech motor, turbo beslemeli, üst silindirli benzinli motor başlangıç seviyesini oluşturuyor. Artık Peugeot 308'in makyaj sonrasında 110 beygir güç üreten ve manuel şanzımanla satılan versiyonu başlangıç seviyesi. 130 beygir güç üreten versiyon otomatik şanzımanla birlikte geliyor ve 1.6 Blue HDI motorunda iki tane yine güç seviyesi var. Aynı benzinde olduğu gibi 110 beygirlik versiyon sadece manuel şanzımanla, 120 beygirlik versiyonda sadece otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Tüm ürün gamında otomatik şanzıman tercih ettiğinizde 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanlar devreye giriyor 308 ürün gamında. Peki genel sürüş özellikleri nasıl? Bütün tüketim verileri vesaireleri, bunların hepsini diğer kıyaslamalarla birlikte Leon'un sürüşünde sizinle paylaşacağım. Çünkü Peugeot alfabetik olarak Seat'ın önünde yer alıyor. İlk olarak 308'den biraz bahsedeyim. Sonra karşılaştırma kısımlarını, kıyaslama bölümlerinde Leon'da hep beraber yaparız. Sürüş özelliklerine geçecek olursak 308'in 308 sportiflik öncelikli ayarlanmış, hazırlanmış bir otomobil. Peugeot son dönemde buna çok dikkat ediyor. O eski haline geri dönmek istiyor Peugeot ve bunun için de
gerçekten çok çalışıyor. Bu çalışmalarının karşılığında doğruya doğru almış 308, bunu çok güzel gösteriyor gerçekten de. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu, EMP2 isimli nispeten yeni altyapı üzerinde yükseliyor bu araç ve gerçekten de çok güzel karşılıklar verebiliyor size. Yol tutuş konusunda son dönemde artık hasret kaldığımız o fiziki yol tutuşa, yani elektroniklerden bağımsız gerçekten süspansiyon sistemiyle, şasi ile elde edilen yol tutuşa sahip bir otomobil ve özellikle farklı oluyor bu da bütün üretim içerisinde, bütün pazar içerisinde. Çünkü çoğu modelin artık elektroniklere dayalı bir sürüşü var. Bu araçta öyle değil, gerçekten de yol tutuşunu hissedebiliyorsunuz. Bu küçük direksiyon simidinin arkasında iyi geri bildirimleri olan, size geri güzel hisler veren, hızlı çalışan bir direksiyon sistemi yatıyor. Bu sistem de özellikle sportif sürüşlerde size çok güzel karşılıklar verecektir. Küçük direksiyon simidine alışırsınız, alışmazsınız. Bu size kalmış ama uzun süre kullandıktan sonra büyük direksiyon simitleri garip gelmeye başlıyor insana. Özellikle park manevralarında, şehir içinde park manevralarında direksiyon simidinin küçüklüğü çok işinize yarıyor. Kimileri eleştiriyor bu direksiyon simidini ve gösterge yapısını ama uygun sürüş pozisyonunda ben şu anda gayet mutluyum. Bütün gösterge tablosunu görebiliyorum. 3008'deki üst kısmı da düz direksiyon simidiyle biraz daha iyi hissettiriyor, biraz daha rahat hissettiriyor. Ama buradaki de gayet kullanışlı bence. Bu kısım size kalmış, kişisel beğenilerinize kalmış. Bir deneyin görün derim ama mutlaka 308'in sürüşünü vesairesini. Sessizlik konfor açısından baktığınızda gayet iyi durumda. Dizel motorun sesi iç mekana neredeyse hiç sızmıyor. Soğuk çalıştırmalarda biraz duyulabiliyor ama sürüş sırasında gelmiyor. Lastik gürültüleri gelmiyor. Rüzgar sesleri ancak çok yüksek hızlara çıktığınızda geliyor. Bu açıdan baktığınızda gayet güzel. Sürüş açısından 308 oldukça gelişkin bir otomobil. Süspansiyon sisteminin konforu açısından da büyük jant çaplarında dahi çok fazla vuruntulu çalışmıyor sistem. Çünkü genel üretim içerisinde bu jantları yerleştirmişler. Yani büyük jantlara göre de süspansiyon sistemini ayarlamışlar. Bu da önemli bir farklılık yaratıyor tabii ki. O zaman 308'i bitirdiğimize göre sanırım bir Leon'a da geçebiliriz. Bakalım o neler sunuyor. Şimdi de Seat Leon'un direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1.4 litrelik TSI'nin 150 beygir güç üreten versiyonu, ki bu versiyonun 308 ürün gamında tam olarak karşılığı yok ama diğer versiyonlar neredeyse birebir örtüşüyor. Diğer versiyonlardan bahsetmişken tabii ki onları da atlamayalım. 1.2 litrelik TSI motorla başlıyor Leon'da hayat ve bu motor isterseniz manuel şanzımanlı, isterseniz DSG'li satın alabileceğiniz bir motor. Bunun takip eden benzinli motor, bir diğer benzinli motor, 1 litrelik TSI, yeni geliştirilen TSI motor, sadece DSG şanzımanla, otomatikleştirilmiş çift kavramalı şanzımanla satın alınabiliyor bu motor. Onu takip eden 1.4 litrelik diğer bir benzinli motor, ama iki tane versiyonu var bunun, hem 125'liği var hem de 150'liği var bu içinde bulunduğumuz gibi, ve bu motorlarda da DSG şanzıman sunuluyor. Dizel cephesinde ise sadece 1.6 litrelik TDI motor var. DSG'li ya da manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Seat Leon'un genel sürüş özellikleri de tıpkı 308 gibi sportiflik özelinde, sportif olsun, sürüş keyfi daha iyi olsun diye ayarlanmış ve onun gibi gerçekten iyi hissettiriyor. MQB altyapı üzerinde yükseliyor bu araç ve Golf'ten ya da Audi A3'ten farklı olarak arka aksında yoğunlukla torsiyon çubuğu kullanıyor Leon. Diğer versiyon Golf'te ve Audi A3'te motor yelpazesine göre dağılmış durumda, hatta A3'te neredeyse tamamen çok kollu arka aks kullanılıyor ama Leon'da sadece Cupra'da ve 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda çok kollu arka aks sunuluyor. Leon'un sürüş özelliklerinin temelinde dediğim gibi sportiflik yatıyor. Bu sportifliği gayet güzel yansıtıyor, dışa vuruyor. Peki kıyaslamalar konusuna geçersek nelerle karşılaşıyoruz araçların tek tek hallerine, vakitlerine baktığımıza göre bu bölüme başlayabiliriz sanırım. Motorlar konusunda öncelikle 1.2 litrelik TSI motorda, 1 litrelik TSI motorda Peugeot'un 1.2 litrelik PureTech motorunun karşısında çok rahat bir şekilde durabiliyorlar. 130 beygirlik PureTech motor daha güçlü çekişi vesaireyle ve daha güzel devirlenmesi, devrine torkunun yayılımıyla 1.4 litrelik motorlarla da baş edebilecek kapasiteye sahip aslında. Ama baz olarak sunulan 110 beygirlik 1.2, bu 1 litrelik TSI ve 1.2 litrelik TSI'nin karşısında çok çok rahat bir şekilde duruyor. Bu iki motoru, bu motorları tüketim ve performans konusunda eşleştirdiğinizde de oldukça yakın sonuçlar çıkıyor. 1 litrelik TSI'nin tasarruf potansiyeli biraz daha yüksek.
bu da akıllarda yer edebilir. 1.4 litrelik TSI, 125 beygirlik TSI ve 1.2 litrelik PureTech arasında kaldığınızda ise PureTech biraz daha öne çıkıyor. Çünkü hacim olarak biraz daha geride kalsa da torkun devir bandına çok güzel dağıtılmış olması ve devirlenmeye çok istekli olması bu motoru biraz daha ayrıcalıklı kılıyor. Performans açısından baktığınızda daha iyi bir noktaya gelebilir. 1.4 litrelik TSI motorun şu anda içinde bulunduğumuz araçtaki TSI motorun dediğim gibi 308 ürün gamında bir karşılığı yok. Ve bu motor ACT ismi verilen silindirlerini, iki tane silindirini devreden çıkartabilen bir sürüş yardımcısına sahip. Bu sayede de çok ilginç tüketim rakamlarına sahip olabiliyorsunuz. Şu andaki benim tüketimim örneğin 7.2 litre 100 kilometrede ve 35 kilometre saatlik ortalama hızla yakalamışım bunu. Fazla zorlamadan tabii ki bu, yani performans verisi vesairesiyle çok fazla işim yok bu arada. Çok fazla zorlamadan daha dengeli bir sürüş de elde edilmiş durumda bu. Eğer performansını hissederseniz tabii ki yükselecektir. Bunu sadece şunun için söylüyorum. Tasarruf potansiyeli çok yüksek bu motorun. Ayrıca performans hissi de gayet iyi. Yani performanslı bir motor arıyorsanız aslına bakarsanız tek bakmanız gereken yer Leon oluyor bu karşılaştırmada. Peki dizel motorlara geçersek ne oluyor? Orada Blue HD'nin, Peugeot'un Blue HD'nin ciddi bir üstünlüğü var. 120 beygir güç, özellikle otomatik şanzımanla satın alacaksanız 120 beygir güç ve 300 Nm tork üreten versiyonuyla geliyor Blue HD ve bu motor gerçekten çok başarılı. Hacim sınıfının en iyi dizel motorlarından bir tanesi bu motor. Euro 6B normunu karşılıyor uzun zamandır ve ne zamandır da kullanıyoruz aslında bakarsanız biz bu motoru ve buradaki Blue HD motoru da onun elden geçirilmiş versiyonu. TDI ise ona karşılık 115 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Torktaki 50 Nm'lik farkı hissedeceğiniz yer daha çok yüklü kullanımlarda şehirler arası yollar olacaktır. Oradaki yokuşlarda, bazı yokuşlarda 308 hızlanmaya devam ederken bazı noktalarda Leon daha tutuk hissettirecektir. Bu beni çok ilgilendirmez derseniz de o zaman da tasarruf potansiyeliyle ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Yüklü kullanımlarda, yani uzun yolculuklarda Blue HD biraz daha rahat olacaktır tüketim açısından. Ama tüketim açısından genel hale baktığınızda TDI motorda çok çok başarılı gerçekten de. Bu iki motor birbirleriyle çok rahat eşleşiyorlar. Rakamsal olarak vermek gerekirse 308 Blue HDI motoruyla 6.1 litre civarında tüketiyor şehir içerisinde. Buna karşılık Leon TDI motoru ve DSG şanzımanıyla 6 litre civarında tüketiyor 100 kilometrede. Son olarak da eğer yine otomatik şanzıman tercih edecekseniz şanzımanlar arasındaki farklar. DSG çok vahşice vites değiştiriyor. Bir yarış pilotunun değiştireceği gibi vites değiştiriyor. Çok hızlı. Bunu hem yükseltirken yapıyor hem düşürürken yapıyor ve kullanıldığı motorun performans hislerini bir adım ileriye taşıyor. Belki bir adımdan bile daha fazla ileriye taşıyor. Bu açıdan baktığınızda çok çok iyi bir yardımcı. EAT 6 da kötü bir yardımcı değil. Gerçekten o da çok hızlı vites değiştiriyor. Sürüşe uyumu çok çok iyi. Tork konvertörlü bir şanzımandan bekleyeceğiniz gücü soğurma hissi, kaçırma hissi vesaire bunda yok. Çünkü EAT 6 kalkıştan itibaren tork konvertörünü kilitleyebiliyor. Bu sayede de oldukça direkt güç aktarımı sağlıyor. Yine de kıyasladığınızda vites geçiş hızları açısından DSG daha iyi. Fakat DSG'nin malumunuz bir çift kavramalı şanzıman olduğu için bütün çift kavramalı şanzımanlar gibi baskı balata seti var ve bu baskı balata setini korumanız, kollamanız gerekiyor. Hayatınıza gerçekten uygun olduğunu bilmeniz lazım. Bunun için ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu konuyla ilgili bir videom var nasıl kullanılması gerektiğine dair. Sadece DSG değil bütün çift kavramalı şanzımanlarla ilgili iyi düğmesine basıp yukarıdaki bu videoyu izleyebilirsiniz ve hayatınıza gerçekten uygun olup olmadığına karar vermeniz gerekiyor. Bu şanzımanın örneğin yokuşta yaşıyorsanız, yokuştaysa eviniz mesela ve her gün o yokuşta park manevrası yapmanız gerekiyorsa DSG ya da çift kavramalı diğer şanzımanlar sizin için uygun olmayabilir. Çünkü sürekli olarak yokuşta dur kalk manevrası yapmak, küçük manevralar yapmak bu şanzımanların baskı balta setini çok zorlar. Bunları aklınızda tutun derim. Tork konvertörlü bir şanzımanın Peugeot'daki EAT 6 gibi bir şanzımanı ise böyle bir derdi tasası yok. D'ye takarsınız normal bir şekilde çalışır. Ne sıkışık trafikte kollamanız gerekir ne de park manevralarında vesairelerde kollamanız gerekir. Doğal olarak konforlu bir şanzımandır. Bir kenarında bulunsun aklınızın çünkü çift kavramalı şanzımanların baskı balata setleri bir
Sarf malzemesidir ve bu sarf malzemesi de pahalı bir sarf malzemesidir. Bütçenizde irice bir delik açabilir bu sarf malzemesi de. Yaklaşık olarak 8.000 lirayla bazı modellerde 20.000 liraya kadar çıkan bir sarf malzemesinden bahsediyorum, baskı balata setiyle. Sürüşler konusunun tabii ki asıl önemli kısmı, sürüşlerin nasıl olduğu kısmı, motorlarda geçtik. İki otomobili sportiflik konusunda özelliklere sahip. Örneğin Leon başarılı elektronik yardımcıları olan bir otomobil. XDS ismi verilen bir yardımcısı var örneğin. Torkla yönlendirme yapıyor. Bu ne demek? Normalde ESP virajda çizgiden çıktığınızı düşündüğünüzde önce gazı keser ki önden kaymayı azaltmaya çalışır. Ondan sonra da sizi yolda tutmak adına fren müdahaleleri yapar. Bu da tabii ki sürüş keyfini baltalar. Sportiflik için işte iyi değildir. Tork vektöring ise, tork vektöring ya da torkla yönlendirme yapan XDS ise gazı sabit tutar, gazı kesmez. Gazı sabit tutar, sizin daha fazla basınç uygulamanızı engeller en fazla. Ve bu sırada da içte kalan tekerleklere biraz fren yaparak aracın burnunun virajın içine doğru yönelmesini sağlar. Siz de bu sırada çok güzel bir yol tutuş elde ettiğinizi düşünürsünüz. Bunu kullanabilmek için proaktif bir sürüş sergilemeniz lazım. Yani viraja girdiğinizde gaz pedalını en azından sabit tutabiliyor olmanız lazım. Ayağınızı gaz pedalından çekerseniz XDS çalışmayacaktır. Ve çoğunlukla sürücülerin genel olarak yaptığı şey de budur. O zaman da fiziki yol tutuş becerileri devreye giriyor ki Leon bu konuda açıkçası o kadar da iyi değil. XDS'ye fazla devrilmiş Leon'un sürüşü, XDS'yi kullanacağına yönelik inançları tam demek ki Seat mühendislerinin sürücüleri, müşterileriyle ilgili. XDS'yi eğer kullanmazsanız erken bir, beklediğinizden erken yani sportif tatlar sunması beklenen bir hatchback'ten bekleyeceğinizden daha erken bir önden kayma eğilimi geliyor ve bunu kontrol etmek için tabii ki ayağınızı gazdan çekerseniz o zaman da arka kısmını bırakıyor Leon. Bu da birazcık keyfi törpülüyor açıkçası. Direksiyonu oldukça hassas genelde ama düz konumunda hafif bir hissizliği, hafif bir boşluğu var. Bunun da olmasını istemezdiniz. Muhtemelen biraz daha iyi tatlar vermesini isterdiniz. Geri bildirimlere vesaire konusunda daha iyi. Bununla kıyasladığınızda 308'in fiziki yol tutuş kapasitesi çok çok daha yüksek. Gerçekten de ciddi fark var aralarında. Elektronik yardımcılara bağlı kalmadan 308 çok güzel yol tutuş becerileri sunuyor. Burnu izine çok sadık, arkası çok kararlı. Torsiyon çubuklu bir ve nispeten kısa aks mesafeli bir hatchback'ten beklemeyeceğiniz kadar arkası kararlı, iyi tutunuyor. Bu da oldukça başarılı. Dahası eğer ki büyük jantlarla alırsanız Leon'un konfor seviyesi birazcık düşüyor. Büyük jantlarla kıyasladığımızda 308 hem daha iyi yol tutup hem de daha konforlu olmayı başarıyor. Bu da ilginç bir durum aslında bakarsanız. Otomotivde pek sık rastlanan bir şey değildir. Hem daha konforlu hem de daha iyi yol tutması bir otomobilin. Son olarak da direksiyonlar açısından da 308'in direksiyonu biraz daha iyi ayarlanmış. Özellikle düz konumundaki verdiği geri bildirimlerle vesaireyle düz konumda düz gidiş kararlılığıyla oldukça iyi. Konfor konusunda biraz daha detaylandıracak olursak Leon'da biraz daha fazla lastik gürültüsü var. Biraz daha fazla rüzgar gürültüsü var. Leon'un benzinlisiyle 308'in dizelinin neredeyse iç mekandaki subjektif gürültü hisleri birebir aynı gibi çok yakınlar gürültü konusunda benzinli ve dizel eşleşmesinde bile. Dizele dizel eşleşmesinde Leon'da çok daha fazla motor gürültüsü iç mekanda sızıyor. Bu da konfor açısından bir artı daha anlamına geliyor 308'e. Tabi bunların hepsini birleştirdiğimizde sürüş konusundaki sürüş disiplininin birincisi 308 oluyor ki bu zamana kadarki karşılaştırmalarında bu çok önemli. Birinciliği hep neredeyse atlamışım. Sürüş konusunda kimin birinci olduğunu anlatmadan direkt karşılaştırmanın birincisine geçmişim. Bu da benim açımdan büyük bir hata, kusuruma bakmayın. Buradan sonra güvenlik konusu, güvenlik açısından bu araçlar nispeten yaşlı araçlar, artık makyajlarını vesairelerini geçmişler ve eski normlara göre Euro NCAP çarpışma testine girmişler. Orada da 5 yıldız almışlar, haklarını yemeyelim. Güvenlik donanımları açısından bir kompakt sınıf üyesinden bekleyeceklerinizi tam olarak veriyorlar ama daha yukarıya çıkmıyorlar. Aktif güvenlik donanımlarıyla beslemiyorlar normal donanım listelerinde.
Leo'nun fazladan diz hava yastıkları var. Bu da güzel bir donanım, standart olarak sunuluyor. Ve üst donanımlara ek olarak da birkaç tane aktif donanım alabiliyorsunuz. Aktif güvenlik yardımcısı satın alabiliyorsunuz. 308'in de en üst donanımlarında birkaç tane pasif ve aktif güvenlik donanımı listeye dahil oluyor GT Line'sinin donanım seviyesinde. Donanımlardan bahsederken de fiyatlara da oradan hemen hızlıca geçelim o zaman. Bugün 23 Mayıs 2018 ve bugün itibariyle fiyatlar şöyle seyrediyor. 2018 model yılına ait kampanyasız, yani normal liste fiyatlarından bahsediyorum. Leo'nun fiyatları 103.900 liradan başlıyor, 103.000 liradan başlıyor yani. Ve 164.000 liraya kadar çıkıyor. 103.000 liralık versiyon 1.2 litre TSI manuel şanzımanlı versiyonu. 164.000 lirada tahmin edersiniz ki 1.6 TDI'nin DSG'li versiyonu Excellence donanımıyla birlikte. Çünkü FR donanım listesi, donanım seviyesi 1.6 TDI ile birlikte satılmıyor. 308'in fiyatları buna pek yakın değil ne yazık ki. 1.2 litrelik PureTech motorun 110 beygir güç üreten versiyonuyla 130.900 liradan başlıyor 308 fiyatları. Bazı donanımları çok çok farklıdır diyeceksiniz ama Leo'nun Style isimli bazı donanım seviyesi bile iyi sayılabilecek donanım listesine sahip. Sadece 5 inçlik ekran belki rahatsızlık verecektir. Onun dışındaki donanımları iyi sayılabilir. 308'in en üstüne çıktığınızda GT Line donanımı ve 1.6 litrelik Blue HDI motorla otomatik şanzımanı birleştirdiğinizdeki fiyatı 180 bin lira seviyesine çıkıyor ki gerçekten yüksek bu rakamlar Leon'a karşı. Şöyle bir tüyo vereyim size. Bu tüyo değil gerçi. Bir sadece öngörü, bir şey bildiğimden söylemiyorum bunu. Öyle olduğunu tahmin ediyorum. 308'in satış rakamları düşük. Yani muhtemelen eğer bir Peugeot bayisine gidip 308 satın almak isterseniz bir Seat bayisinin size Leon satmasına göre çok daha istekli davranabilirler. Güzel indirimler alabilirsiniz. Bir arayıp en azından sormaya değer diye düşünüyorum. Bu liste fiyatları birazcık ürkütücü, birazcık korkutucu. Ama dediğim gibi bence yüksek indirim potansiyeli var burada. Eminim Seat da Leon için güzel indirimler yapıyordur bayiye gittiğinizde. Ama Peugeot bayileri 308 satmak konusunda daha istekli olacaktır. Kuvvetle muhtemel. Donanımlar konusunda eşleştirme yapacak olursak 3 aşağı 5 yukarı donanım seviyeleri vesaireleri araçların örtüşüyor. O yüzden de tabii ki bu fiyat farkı son duruma baktığımızda, son tabloya baktığımızda sonucu değiştirir halde. Birinci olan bu karşılaştırmada Leon oluyor. Bu fiyat farkı ve sunduklarıyla aslına bakarsanız gayet de iyi bir otomobil. 308 sürüş konusunda avantajlı, bagajı konusunda avantajlı ve gerçekten de iyi özellikler sunmasına karşın bu liste fiyatlarıyla yapacak çok fazla bir şey yok. Gerçekten de ağzıyla kuş tutması gerekirdi. Arka koltuklarının biraz daha geniş olması gerekirdi vesaire, birkaç tane daha şeye sahip olması gerekirdi. Ama bunlar yok ne yazık ki. Leon burada hakkıyla bir birincilik almış oluyor sonuç itibariyle. Bununla birlikte o zaman zaten karşılaştırmamızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki testte karşılaştırmada vesairede artık kendine yayınlasam orada görüşmek dileğiyle.